Anlamıyorum. Evet. Okuyalım bakalım. Sevgili kankam Masar. Bu konuyu sana bir türlü açılıp da anlatamadım. Öyle desem olmuyor. Böyle desem olmuyor. Biz seninle biliyorsun yılların eskitemediği iki kankayız. İşte bu yüzden, sırf bu yüzden seninle yüz yüze konuşamıyorum. Evet. Yok. Pırlanta için özel bir kitle, özel bir kitle. Ulan pırlantanın özel kitlesi mi olurmuş? Parası olup da alacak olan zengin kitle işte. Biz geldik. Ruslan, bunlar kim? Ben evimde öyle yabancı hayalet istemem he. Bunlar yabancı hayaletler değil canım. Bunlar benim arkadaşlarım. Bana bak, bana bak, bana bak. Ben anlamam, ben anlamam. Hemen söyle şunlara evimden bir önce defol gitsinler. Hadi. Harika mısın? Mükemmel. Vay be, sağlığımda hiç böyle değerli bir kolyem olmamıştı. Baba, hayaletler. Verin bakayım onları. Tamam, tamam. Sırıtma öyle, sırıtma. Ver şu kolyeyi. Versene şu kolyeyi. Sana ver diyorum, kolye. Bana bakın, hemen buradan çıkıp gidin yoksa mezarlarınızın yerini değiştiririm. Çorba olursunuz, birbirinize girersiniz ha. Hadi. Hey, arkadaşlar. Ev sahibi çok sinirlendi, biliyoruz. Nereye gidiyor? Bir dakika dur gitmeyin. Kolyeleri bırakın. Fırlatılar. Şşt, getirin kolyeleri. Lan kolyeleri götürdüler. Kolyeler gitti. Aman be aşkım. Hepsi birer cam parçası. Ne olacak? Gitsin. Ne takıyorsun ya? Ne cam parçası? Pırlantaydı onlar. Pırlanta. Allah'ım yarabbim. Ben şimdi Önder Bey'e nasıl derim? Kaldı. Gitti. Pırlantalar pır gitti. Pırlantalar gitti aşkım. Pırlantalar pır diye gittiler. Kaldıramazsan kaldırırlar gülüm. Yapma ya. Anneni bizim eve aldır. Ya kendimi tutamıyorum yapma Allah aşkına. Beni sizin eve aldır. Değerli kankam Masar. Evet. Değerli kankam Masar. Evet. Bu mektubu sana yazmamın nedeni... sana bazı gerçekleri anlatmak içindir. Evet. Yok ya. Bu da olmadı. Of. Canımdan aziz bildiğim canımdan aziz bildiğim kankam. Kankam Masar. Üzgülleri gibiydim. Hiç bahar yaşamadım. Ya sevmeyi bilmedim yıllarca. Bana bak Ruhsar, bu iki Masar'ı da hemen buradan yok etmeni istiyorum. Onlar senden daha Masar canım. Ben ne istiyorsam onu yapıyorlar. Öyle değil mi Masarlarım? Hmm. Öyle ruhum. Sen nasıl istersen biz öyle oluruz. Tabii. İstersen paspas bile oluruz. Olun, olun. Kişiliksiz herifler. Duvardan duvara angutlar. İnsan kendinden bile utanabiliyormuş demek ki. Eğer beğenmediysen yanımdakileri başka erkek de yapabilirim. Mesela birini Bruce Willis, diğerini de Ricky Martin yapsam mı acaba? Sen kendini eski Ruhsar yapsan çok daha iyi olur. Heh, aferin. Bir daha da böyle saçma sapan şeyler yapma, sinir etme beni. Allah Allah. Buyurun. Biz geldik. Ve feri üçlüsü yani Beykam Efirdes ve Reyhan. Oh gelin gelin, bana da eğlence çıktı. Gecenin bu saatinde hayırdır desem hayır olmadığı besbelli.
Siz şimdi bana gelmişken evlen deyin, ben de evlenemem deyin de bir an önce evinize gidin, geç kalmayın. Bak benim kuşum, senin için en hayırlısı bir an önce Reyhan'la evlenmektir. Yani gerekirse biz ona günde 3 öğün koyun beyni yedirip zekasını geliştirmeye çalışırız. Evet abi, Reyhan karların içinden salaklığından da olsa açmış bir yaz çiçeği gibidir. Benim de evlenim Mazhar Bey. Çünkü en azından çay bahçelerinin aile bölümünde oturmaya hak kazanmış olursunuz, fena mı olur? Ya. Etini aile kasaplarından, meyveni aile manavlarından, ekmeğini aile bakkallarından, çivini midanı aile nalburundan alırsın evladım. Ay. Anlaşıldı. Siz çenenizi başka türlü kapatamayacaksınız. Ay, ay, geç kaldık kızlar. Hadi bakalım. Sokaklar bizi bekliyor, hadi. Dursun anne. Hadi kartoloş kızlar. Yüreğim kızlar. Ruslar nereye yolladın onları? Laleli'ye yolladım. Lalelim, Laleli de lale satar. Bana bak, saçmalama. Kim bilir bu kılıkta Laleli de ne yaparlar onlara? İyi şeyler yaparlar. Bana bak, sen var ya daha önce annemlere bu kadar ağır şeyler yapmazdın. Sana ne oldu bilmiyorum ama artık buraya gelmenden rahatsız olmaya başladım. Merhaba kanka. Bu mektupta sana anlatacağım şeyler lütfen seni kızdırmasın. Çünkü bu mektup gerçekleri sana anlatacak mektuplar. Çok saçma. Aziz dostum Mazhar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale butamsın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruslar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık.